İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Bu akşam 4 ayrı konumuz var. Kürtler ve CHP'den gireceğiz. Dolar, ekonomi konuşacağız. Sigorta borçlarımızı konuşacağız. En sonunda çekmeceler filminden çıkacağız. Hemen her şeye başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt seçmen bize neden küs sorusuna yanıt istedi. Kürt kökenli Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy, bir rapor hazırladım. Özetle çözüm süreci konusunda izlenen tutumun, partinin Ankara'ya çakılıp kaldığı algısının ve ulusalcı kanadın partide baskın olduğu inancının seçmenin tavrında belirleyici olduğu sonucu çıktı. 6 sayfalık raporunu anlattıklarını ve parti yönetimine sunduğu önerileri Mehmet Ali Tüy ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bazı tespitler var ki bunlar için sahada araştırma yapmaya da Kürt olmaya da gerek yok. Gerek yok. Çünkü bunlar artık uzun zamandır dile getirilen ve baktığınız zaman da görülen şeyler. Önce ama bu raporu hazırlama fikri sizi harekete geçiren neydi? Bundan başlayalım. Şimdi öncelikle sizin şahsınızla tüm kanala, çalışanlara, kamera arkasına, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ben bir vesileyle Sayın Genel Başkan'la bir randevu talep etmiştim. Bu randevu bana verildi. Ben Ankara'ya gittim. Birebir yaptığımız görüşme, Kürtler Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden oy vermiyor? Biz bu konuyu tartıştık. Başlık buydu. Aşağı yukarı yanılmıyorsam bir saate yakın bir tartışmaydı. Bu tartışmanın sonucunda konuştuğumuz şeyleri yazıya dökmemiz gereği hasıl oldu. Hı hı. Yani mesele buydu. Bu rapor meselesi yoksa özellikle işte Mehmet Ali Tüy raporla ilgili görevlendirilmiş diye bir şey yok. Bu biraz yanlış algılandı ama böyle değil. Hı. O konuşma çerçevesinde Sayın Genel Başkan benden şunu talep etti. Bunu bir rapora dönüştürebilir misiniz? Hay hay dedim ve ben tekrar İstanbul'a döndüm. Bu raporu hazırladım. Siz de demin belirttiğiniz gibi bu raporu hazırlamak için çok fazla ciddi bir saha çalışmasına gerek yok. Zaten ben 40 yıldır sahadayım. 40 yıldır bu siyasetin içindeyim. Evet, peki ne diyorsunuz raporda? Ne öneriyorsunuz partiye? Yani parti de bu sorunların bazılarının farkında ama bir de bir açmaza girmiş gibi görünüyor. Yani bir tarafta tutması gereken ulusalcı bir damar var. Diğer tarafta Kemalistler partinin ciddi oy oranını oluşturuyor. Bir taraftan ama sosyal demokratlar, solcular, özgürlükçüler var. Yani bunların hepsini bir arada tutmak kolay bir iş değil. Nasıl bulunacak bunun yolu? Şimdi doğru da önce ben hemen en son söyleyeceğim bir başta söyleyeyim ve sorularınıza izin verirseniz döneceğim. Tabii, buyurun. Aslında bu rapor biraz da o şeyde benim kafamda şekillendi. Bugün birkaç yıldır devam eden adına çözüm süreci denilen bir Kürt sorununa çözüm aranıyor. Hı hı. Bakıyorsunuz ki işte HDP heyeti İmralı'ya gidiyor. Kimle görüşüyor? İşte İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşüyor. Burada devlet görüşüyor. İktidar görüşüyor. Ama Türkiye'de ne hikmetse Türkiye'nin en köklü, en eski partisi çözüm noktasında da yeri belli değil. Bu heyetin de içinde değil. Yani bana göre Cumhuriyet Halk Partisi bu heyetin tam da orta yerinde olacak. Şimdi bunu söyleyip burada noktayı koyduktan sonra ben sorunuza döneyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine bakıyorsunuz. Bir 12 Eylül öncesi var, bir 12 Eylül sonrası var. Hı hı. 12 Eylül öncesine baktığınız zaman adeta Doğu ve Güneydoğu'da efsaneleşmiş bir kara olan var. Hı hı. Ben Adıyamanlıyım. Adıyaman'da o dönemde milletvekili sayısı 4 tane. 4 de CHP. Şimdi %47-48 gibi oranlara ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi ne oldu da? İşte soru burada. Ne oldu da bugün yok sayılabilecek kadar %2'lere falan düşmüş durumda. Hele Diyarbakır'da çok net bilmiyorum ama herhalde %1'in altında. Tabii şöyle, yani 80'den sonra CHP'nin HEP'li milletvekilleriyle işbirliği yapması aslında bu durumu bir ölçüde sürdürdü ama sonra tabii ortaya hem bir PKK faktörü çıktı hem de Kürtlerin kendilerini temsil ettikleri siyasi partiler birbiri ardına kurulmaya başlandı.
Yani bu kadar güçlü bir Kürt damarını daha ana akım, sosyal demokrat bir partiyle karşılamak çok da mümkün değildi belli ki. Yani temel sebeplerden biri bu herhalde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zaten biraz da bu raporda ona değiniyoruz. Mesela bir 89'da hazırlanan çok kapsamlı bir rapor var. Ki ben o rapora atıfında bulundum. Özellikle o raporun üzerinde duruyorum. Yani o rapor bana göre o rapor genişleterek, bugüne de uyarlanarak bir demokrasi paketi haline dönüştürülebilir. Bir yol haritası olarak sunulabilir. Bu CHP'nin bugün Doğu ve Güneydoğu'daki o önünde tıkanmış tüm kanalları tamamen açmaz ama en azından açabilecek bir şey. Bu arada ekranda Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçimde Doğu ve Güneydoğu illerinde aldığı oy oranlarını gösteriyoruz. Yani Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, bunlar gerçekten hani en baba 7-3 puan civarında, 0 ile 3 arasında değişen oranlar. Evet. Pars'ta yüksek. Bir de Tunceli. Şimdi bunun nedenleri tabii birçok nedenleri var. Bana göre 12 Eylül'ün hemen akabinde, yani bu 12 Eylül'ün öncesiydi demin. 12 Eylül'ün hemen akabinde İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırken Kürt siyaset ve siyasetçileri de neredeyse tabiri caizse siyaset sahnesinden silinmişti. İşte birçok insanlar tutuklanmış, birçok insanlar yurt dışına kaçmış, gitmiş. Kürt siyasetçisi yoktu. O CHP'nin mirasçı olarak işte bakıyorsunuz ki DSP çıktı, işte SHP yerine çıktı. DSP'ye belki Kürtler çok rağbet göstermedi ama SHP'ye biraz rağbet gösterdi. Hı hı. Hemen akabinde 84'te bir silahlı hareket var. Hı hı. İşte o silahlı hareketin başlaması yeniden Kürt siyasetçilerinin ve Kürt kurumlarının siyaset sahnesinde kapılarını araladı. Kapı aralanınca SHP'ye de artık yavaş yavaş giderek rağbet tam azaldığı bir süreçte ciddi bir kopuş yaşanacak. Hepinizin de bildiği gibi. Fransa'da bir Kürt konferansı var. Hı hı. İşte halkın oyuyla seçilmiş bir milletvekili, seçilmiş bir insan. Sonuçta Fransa'da bir Kürt konferansına gittiğinde vatanı satmadı bunlar. Ne oldu bunlar? Döner dönmez kıyamet koptu. Fırtınalar koptu. Yer yerinden oynadı. Bu 7 arkadaş partilerinden ihraç edildiler. Edilir edilmez de zaten Kürtlerle yine CHP'nin devamı olan SHP arasında çok ciddi bir kırılma ve bir kopuş başladı. Sonra, İlk kırılma burada 80'den sonra. Sonra SHP'nin yerini CHP'nin alması, yani CHP'nin yeniden açılması, yönetiminin değişmesi, bunlar da etkili oldu mu bu kopuşta? Kürtlerle sosyal demokratların kopuşunda? Elbette ki etkisi oldu. Yani orada da çünkü CHP aslında SHP'nin devamı değil, yani doğrudan devam değil. Arada epey bir fark vardı. Yani politik zaten o farktı Kürt siyasetçilerini SHP'ye yönelten. Hı hı. Ama sonuçta yine Kürt siyasetçileri partiden ihraç eden de aynı anlayıştı. Hı. Şimdi hemen o anlayışın devamı 90'lı yıllara gelindiğinde işte CHP. Peki bugüne gelelim. Şimdi yani en başta dediğim gibi aslında ne yapılması gerektiğini parti yönetimi biliyor. Ama yani sizden de birazdan dinleriz. Ama bir yandan da parti bir koalisyon görüntüsü verdiği için de bu adımları rahatlıkla atmakta zorlanıyor. Bunu biz de biliyoruz. Bunu nasıl aşacağı konusunda da önleriniz var mı Genel Başkan? Şimdi ben bunu, zaten bu rapor biraz oradan çıktı. Biz Sayın Genel Başkan beni huzuruna kabul edip de bir saate yakın bir karşılıklı görüşmemiz de soru cevaplı bir görüşmeydi. Ortaya şöyle bir soru çıktı. Yani önce Kürtler CHP'ye neden dargın, küstü, sırtını döndü? Arkasında da ne yapmak gerekir? Evet, ne yapmak gerekir meselesi. Şimdi ne yapmak meselesine gelince, şimdi o kırılma noktalarını tamir etmek gerekiyor. Bu tamir de partinin ciddi bir şekilde bir öz eleştiride yapması gerekiyor. Yani bu kırılma sadece SHP'li milletvekillerinin ihracıyla değil. İşte 94 yılında DEP'in kapatılarak parlamentoda adeta infaz edilerek milletvekillerinin tutuklanması, her birinin 15 yıl ceza yemesi. Bu ikinci bir vurgun diyeceğim. İkinci bir kırılma noktasıydı. Şimdi aynı dönemlere hemen geliyorsun, bir koalisyon hükümeti var. DEP'li ortaklık var. Ve sert bir dönem tabii. Ve çok sert bir dönem. Orada yani yargısız infazlar. Tabii önemli. Ciddi dönemde yargısız infazlar var. Faili meçhuller var. 17 bin, bazı sayılar 17 bin ait faili meçhul var. 2500 köy yakma var. Şimdi bununla ilgili pardon, CHP'nin ciddi manada bir öz eleştiri yapması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hı hı. Şimdi Kürtler oy versin ama nasıl versin? Kürtlerde bir kırılma var. Bu kırılmayı aşabilmenin yolu, mutlaka demokratik yolları deneyeceksiniz ama Kürtlere de dokunacaksınız. Kürtlerin taleplerini ciddiye alacaksınız.
sahada görüneceksiniz. Onlarla daha fazla belki sahada vakit geçireceksiniz. Ankara'ya çakılıp kalmış bürokrasi partisi görüntüsünü sileceksiniz. Zaten bunlar şimdi mı? Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan, Muş'tan, Van'dan baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne yazık ki ben de CHP geleneğinden gelen biriyim. CHP'li bir aileden büyüdüm. Biz Karaoğlu, yani efsane Karaoğlan söylemlerini dağ taşa yazan biriyim. Şimdi benim üzüldüğüm nokta bu kadar kırılma noktası yaşanmış. 90'dan sonra da çok ciddi sorunlar var. Yani örneğin bir Uludere var, bir Roboski var. Yani bunlar çok ciddi sorunlar. Üzülüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli düzeyde politika üretememiş olması, Kürtlere dokunamamış olması. Son olarak şunu sorayım. Mevcut seçim, yani önümüzdeki seçimler, 3 ay sonra yapılacak olan seçimlerde bu tablonun değişmesi için bir sebep var mı mevcut koşullarda? Yani mevcut koşullarda bir sebep yok. Hı hı. Yani mutlaka ben onu Sayın Genel Başkan'a söylüyorum. Yani 89 raporu, ben şöyle bir iddiada değilim. Ben rapor hazırladım, bu raporu hayata geçirin, parti politikasına dönüştürün değil. Ben özellikle 89 raporun üzerinde ısrarla duruyorum. Yani o rapor genişletilerek bir demokrasi paketi haline dönüştürülebilir ki bu Kürt seçmende geçmişten bu yana o yüreği yanan, sızlayan o insanlara dokunursunuz, dokunmuş olursunuz yani. Bu da belki Doğu ve Güneydoğu illerindeki Kürtlerde çok politik duruş olduğu için bu seçimlerde oy alamayabilirler. Ama metropollerde, varoşlardaki Kürtlerde ciddi bir karşılığı olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anlattığınız için çok sağ olun. Sağ olun. Her şey devam ediyor. Oradan bugüne kadar 11 sene çıkıyor. Günlerde zam üzerine zam geliyor tabii ama ne kasaplarımız, et aldığımız yerler bunları bize yansıtabiliyor çok fazla, ne de biz müşteriye bunu yansıtabiliyoruz ama piyasada sürekli bir artış olduğunun farkındayız. Türkiye'de gündem ne kadar sıcak olursa olsun ekonomi o gündemde kendine yer buluyor. Özellikle son günlerde Merkez Bankası'nı, faizleri, enflasyonu ve doları konuşuyoruz. Dolar tam tabiriyle aldı başını gitti. Gün içinde 2.62 lirayı geçti. Enflasyon tarafında da durum parlak değil. Şubat verileri %7.55'e işaret etse de taze sebze ve meyvede enflasyon %30'a dayanmış gibi. Bu giriş nereye? CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, ekonomist Nurhan Toğuç ve Süt Et Gıda Sanayicileri Derneği eski başkanı, Yörsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yörük'le konuşacağız. Emin Çapa ve Nurhan Toğuç stüdyomuzda hoş geldiniz. Murat Yörük de telefon attığımızda olacak. Emin, nedir son durum? Şu anda ben önümde bakıyorum. En son 2.62.80'i gördük. Şu anda onun bir altı 2.62.50'den şu anda yabancı dev bankaların, ama hani UBS, RBC gibi hani her birinin aktifi Türkiye'nin milli gelirinden fazla olan bankaların TL satıp dolar aldığını görüyorum. Seyircimiz soruyor, bizde piyasa kapandı. İyi de TL artı konverti bir para. İnsanlara biz güvence verdik TL, yeni TL'ye geçtik. 6-0 sildik. Londra merkezli işlemler ağırlıkla bunlar. Ve şu anda da ben orada işlemlerin devam ettiğini ve işin kötü yanı, hani bu yükseliş az miktarda dolar alsalardı, hani 1-2 milyon dolarlık olsaydı, Nur'un bunu daha iyi bilir ama o zaman çok umursamazdık. Ama yüklü miktarda alıyorlar. Niye alıyorlar? Yani bir tek şey de diyebilirim. Demek ki daha yukarı gideceğini düşünüyorlar. Bana başka bir şey görmüyorum ben. Daha yükseleceğini görüyorlar ki bu sefer. Çünkü bana normal koşulda siz deseniz ki 2.60'tan dolar mı alalım? Ben derim ki ya arkadaşlar pek hani bu kadar yüksekken çok da tavsiye etmem. Ama bu bankalar bu seviyelerden dolar alıyorlarsa demek ki ucu açık bir risk görüyorlar. Düşebilir de ama onlar bu riski görüyorlar ve bu riski almak istemiyorlar demektir bu. O yüzden ne diyeceğimi de açıkçası bilmiyorum. Nurhan Hanım, siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Şimdi faizler üzerinde sözel bir takım baskılar söz konusuydu, hatırlarsınız. Sözel baskılar derken Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından söz ediyorsunuz. Evet, Merkez Bankalarının, Merkez Bankası'nın verdiği kararın üzerinde faizlerin aşağı yönlü indirilmesi konusunda
siyasi bir baskı söz konusuydu. Onun yansımalarını görüyoruz diye düşünüyoruz. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Merkez Bankası'nın direnişi bu mu sebep oldu? Şimdi Avrupa tarafındaki piyasalara baktığınız zaman orada çok ciddi bir değişiklikten söz etmek mümkün değil. Amerika tarafına bakıyorsunuz, Fed'in parasal genişleme konusu sona ermekle birlikte faiz artırımlarına yeni 2015 sonuna doğru, hatta 2016 yılında başlanabileceği sinyali veriliyor. Hmm. Dolayısıyla burada Türkiye'den kaynaklanan bir takım faktörler üzerine yoğunlaşmakta fayda var. Hmm. O faktörlerin başında da işte daha önce sözünü ettiğimiz gibi faizler üzerinde şimdi enflasyonun geldiği nokta belli. Türkiye dolarize olmuş bir ekonomidir. Dolayısıyla doların bu kadar fazla ekonominin içinde yer alması, özellikle girdi maliyetlerini arttırması açısından çok önemli. Ve faizlerin üzerinde yapılan baskı hem döviz tarafında görünümü bozdu, dövizi tetikledi, hem faizler üzerinde bir baskı oluşturdu. Faiz yukarı yönlü hareket etmeye başladı, hem de girdilerdeki dolar maliyetleri nedeniyle orada bir artış söz konusu olacağı için hem de enflasyonu tetikleyecektir. Dolayısıyla piyasanın oturmadığı bir noktada yapılan bir müdahalenin, sadece faiz üzerinde yapılan bir müdahalenin üç tarafta olumsuz bir süreci etkileri oluyor. Dördüncü tarafta büyüme olacak, büyümeyi de biliyor. Aynen, şimdi, çok yani doğru. Ne olacak? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sadece Türkiye mi dedin, yurt dışında da dolar son 11 yılın en yüksek seviyesinde. Ama bugüne baktığım zaman mesela ben oradaki kaybın binde bir olduğunu görüyorum. Yani yurt dışında da dolar değer kazanıyor ama o öyle yüzde bir değil. Bizim binde bir. Kaç? Bizimki yüzde birin üzerine çıktı. Bugün. Bugün. Sadece son bugünden. Son bir ayda mesela ne oldu? Son 50 güne baktım ben. Son 50 günde olan yükselişe baktığımız zaman 30 kuruşluk yüzde 14'e 13'ün üzerine gelen bir yükseliş bu var. Bu bir tür devalüasyon aslında bakarsın. Şimdi devalüasyon yok tabii. Serbest kur olduğu için devalüasyon demiyoruz. Evet. Ama eskiden olsaydı evet bu bir devalüasyondu. Eğer eskiden olsaydı. Ama serbest kurda tabii devalüasyon diye bir şey söylemediğimiz için devalüasyon kelimesini evet, kullanmıyoruz. O sözcüğü için, kullanmıyoruz. Evet, yani. Evet eskiden olsaydı kesinlikle bir devalüasyon. Peki şimdi birkaç gündür yani hem haberlerle hem enflasyon açıklamalarıyla hem de kulağıma çalınanlarla şöyle bir şey var. Ya, eskiden markete girdiğimiz zaman 1 liraya aldığımız şeyi daha pahalıya alıyoruz. İşte hesap ödüyoruz, yemek yiyoruz, içiyoruz, daha pahalı oluyor. Dün kasaba gittim, kendimden bahsediyorum. Kasap gerçekten yakındı. Ya ne olacak bizim et fiyatları? Yani niye böyle yükseliyor diye benden bir açıklama bekliyor. Ben de bilmiyorum. Belki dolar yükseldiği içindir dedim. Şimdi Yörsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yörük, kendisi aynı zamanda Süt, Et ve Gıda Sanayicileri Derneği'nin eski başkanı. En iyi o bilir diye düşünüyorum ben. Telefon attığımızda Murat Bey merhaba. İyi akşamlar Bülgün Bey. Teşekkür ederiz. Niye yükseliyor gıda fiyatları? Yani dolar artıyor, gıda fiyatları da artıyor diye basit bir açıklaması var mı bunun? Enflasyonla, yani genel tüfeyle gıda fiyatları arasında ciddi bir fark var. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bize anlatır mısınız? Şimdi tabii doların çok büyük etkisi var. Bakın biz ürettiğimizi maalesef, tükettiğimizi maalesef yeteri kadar üretemiyoruz. Özellikle ette. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bizim besin materyaline ihtiyacımız var. En büyük sıkıntı Türkiye'nin besin materyali. Yani biz genç besin ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda sıkıntılı. Yem fiyatlarına buradan baktığımızda da bakın sadece Aralık ve Ocak ayı arasındaki fark %7-8. Sadece bu kurdan kaynaklanan bir durum. O günden bugüne baktığımızda nereden baktığımız son bir ayda kura gelen zam %14 seviyelerinde. Şimdi bu böyle bir gidişatta maalesef yatırımcı için de bir bekleme içerisine girecek. Yani bir istikrarsızlık süreci olacak. O yüzden biz bunu çok iyi görmüyoruz yatırımcı için, sanayici için. Bu bekleme bazı şeyleri de sıkıntı haline getirir ki bakınız yaklaşık işte Haziran-Temmuz aylarına geldiğimizde de turizm sezonuna geleceğiz. Biz turizm sezonuna şu anda hazırlık yapmış değiliz. Ve şu anda etler son 7-8 aydır %35 seviyelerinde artmış ve biz bunun nereye gideceğini şu anda kestiremiyoruz. Kurların böyle gitmesi, et fiyatlarının artması, akabinde etin artması, sütün artmasını getirir.
çok da olumlu bir gidişat değil. Peki bir bağlantıyı bize açıklar mısınız? Yani yem fiyatları dolardan doğrudan mı etkileniyor ve bu mu fırlatıyor %30 oranında et fiyatları, Bilgin Bey, fiyatlarını? Sadece yem fiyatlarındaki artış da bu kadar artış olmuyor. Yani biz yemde maalesef dışa bağımlıyız. %25 dışarı bağımlıyız. Doların artması yemi etkiliyor. Yemi artması hayvanın beslenmesindeki maliyetleri artırıyor. Ama esas önemli olan biz besli hayvanının bir kısmını zaten yurt dışından da getiriyoruz. Bakın bunlar hepsi dolar euro bazında geliyor. Bugün 4.50 eurolara Fransa'dan besli hayvanı ithalatı yapıyorsunuz. Türkiye'ye gelişin maliyeti 15 lira. Bugün itibariyle dünle bugün arasında bu 16-16,5 lira oldu. Bu kasaba girdiğinde kasabın maliyeti dün 23 liraydı, bugün 25 lira oldu. Yani biz bir günde, iki günde maalesef kıymaya 1 lira 2 lira gelmiş oluyor. Bu şimdi bunu iyi hesap etmemiz lazım. Bunun yanında şimdi daha hissetmediğimiz yem fiyatları, petrol fiyatları, girdi maliyetleri, bakın bunları daha hissetmedik. Bunları biz sezonla birlikte hissetmeye başladığımızda, turizm sezonuyla birlikte bu arzdaki artış fiyatları daha da çok artır. Ümit ederim böyle olmaz. Yani hepsi birbirine bağlı. Peki bu tüketime yansıdı mı? Tüketime şu anda tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bunu daha da çok hissedeceğiz. Yansıyacaktır. Bakın etteki bu gelecek olan zamlar, insanlar şöyle bir duruyor. Belki kıymada bunu hissetmiyoruz ama diğer parçalı etlerde, işte bonfile olsun, diğer tarafta ürünlerde olsun, biz bunu çok rahat hissedeceğiz. Süt ürünlerinde peki? Sütte de aynı ölçüde artıyor mu fiyatlar? Hayır. Şu anda onu hissetmedik. Çünkü şu anda sütteki arzda bir problemimiz yok. Ama biz yarın etteki bu artıştan dolayı eğer sütte bu artışa oranla bir artış olmazsa, inek hayvanları et tarafında daha çok para ediliyor, kesilirse biz arzda yakın dönemde sıkıntı çekeriz. O zaman 4-5 ay sonra maalesef arzdaki problemden dolayı bu sefer süt ürünlerine zam gelmek zorunda kalıyor. Yani bunlar böyle birbirine zincirle bağlama gidiyor Bilgin Bey. Bugün belki süt fiyatlarında bir artış hissetmiyoruz ama buradaki artış kısa zamanda sütteki artışa etkileyecektir. Bu hep böyle olmuştur. Bu inşallah bu senaryo olmaz. Murat Yörük, çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Çok sağ olun. Şimdi yapabilir miyim? Bizim yıllık enflasyon hedefimiz %5. Şimdi 7,5 mu? Hayır. Mevcut durum. Sadece 2 aylık gıda enflasyonu, sadece 2 aylık 6,19. Ve gıda fiyatı zenginler için değil, fakirler için. Yani yok, alt gelir gruplarında daha büyüktür. Zenginlerin 100 liralık harcamasının yaklaşık olarak 15 ila 18 lirası gıdaya gider. Alt gelir gruplarının, yoksulların 100 liralık harcamasının 50 lirası gıdaya gider. Onları daha çok vuruyor. Yani burada bizi etkilemez, hane halkını etkilemiyor gibi açıklamaların ne kadar şey olduğunu da bize söyledi. Şimdi bu az önce Murat Yörük'ten biraz bu dolardaki artışın çarşı pazar harcamalar sebebiyle hane halkını nasıl vurduğunu ya da daha da vurabileceğini dinledik. Bir de bunun tabii biz görmeden, fark etmeden cebimizden çıkan tarafı var. Yani çünkü fakirleşiyoruz bir yandan da, değil mi? Bunun acaba yani ekonomi üzerindeki başka etkilerini? Şimdi en önemli, siz mi? Lütfen buyurun. En önemli etkisi elbette büyüme üzerinde görülecektir bunun. Enflasyon üzerinde görülecektir. Bankacılık sektörü üzerinde görülecektir. Şimdi en önemlisi de bankacılık sektörü üzerinde görülecek olan etkisi. Çünkü Türkiye'de bankacılar sendikasyon kredilerini ucuz dolar piyasasından, uluslararası piyasadan 2.20'li 30'lu seviyelerden borçlanarak almışlardı kredileri. Ve o kredileri alıp Türkiye'de getirip satıyorlardı. 2.20'den aldıkları parayı Türkiye'de... Bunun grafiği var arkadaşlar. Yani. Siz grafikleştirdiniz arkadaşlar. Belki onu verebilirler. Türkiye'nin 12 ay içinde ödemesi gereken dış borç miktarı. Ve şu anda doların 2.60 seviyelerine çıkması ile bankaların gösterdikleri sendikasyon kredisi alırken gösterdikleri teminatların TL olarak değerleri dolar karşısında farklılaştığı için, düşeceği için ekstra bir TL cinsi teminatlandırmaları gerekecek. Bu da sonuç olarak bankaların daha fazla piyasadan borçlanma ihtiyaçlarını doğuracaktır. O da faizler üzerinde yükseltici etkide bulunacak. Yani
faizleri. Bu da tabii ki hem büyüme tarafını olumsuz etkileyecektir. Faiz oranları yükselince konut kredileri de muhtemelen bir yükselme trenine girecektir. Oysa bu konut kredileri açısından çok önemli bir süreçti son çeyrekte. Büyüme bu hard landing dediğimiz bir şekilde gerçekleşti, dibe vurdu. İlk çeyrekte daha da kötüye gitme olasılığı var. Zira işte ekonomiyi iki tane sektöre bağımlı tutarsak, bir inşaat sektörü, diğeri düşük faizle borçlanılan ve konut sektörü gayrimenkule dayalı bir büyüme modeline geçersek, faiz oranları üzerindeki böyle bir baskı her iki tarafta olumsuz etkileyeceği için ilk çeyrekte büyüme oranlarını ciddi olumsuz etkilenmiş olarak görmeliyiz. Az önceki grafikte kur farkının borcumuz üzerine nasıl etkisi olduğunu gördük. Hesapladım. Evet. Şimdi şöyle, Türkiye'nin Merkez Bankası diyor ki Türkiye'nin Türkiye'nin dışarıya 12 ay içerisinde 166.8 milyar dolar dış borç ödemesi var, vadeden bağımsız. Bunun 142 milyar doları özel sektörün borcu, 23.4 milyar doları kamunun ve Merkez Bankası'nın 1.4 milyar dolar ödemesi var. Total olarak da 166.8 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi yapacağız 12 ay içinde. Şimdi kuru 2.30'dan aldığımda aynı, borcumuz aynı. Dolar olarak borcumuz aynı. Kuru 2.30'dan aldığımda borcumuz 383 milyar lira. Kur 2.60'a çıktığında 50 gün içinde oldu bu arada bu. Son 50 gün içinde. Senin bir borcun vardı. Oturduğun yerde 50 gün içinde borcun 50 milyar lira birden arttı. Türkiye bu 50 milyar lirayı kazanıp dışarıya borç olarak ödeyecek. Şimdi beni nasıl etkilemeyecek, ben bunu anlamıyorum. İkincisi, bugün bizi nasıl etkileyecek diye herkes bana soruyor. İkincisi, hani et, süt, onlara gelen zamlar, burada az önce konuştuk. Onun dışında bir şey daha var. İki tane şey oldu son dönemde. Bunlardan bir tanesi şu. Rusya'dan %10 küsurluk bir doğalgaz indirimi aldık. Hı hı. Enerji Bakanımız ne dedi? Bunlar halka yansımayacak dedi. Hı hı. Niye yansımıyor? Kur yüzünden. Fiyat düştüyse bana yansıt. Çünkü zammı, fiyat artınca bana yansıtıyorsun doğalgazdaki. Niye yansıtamıyorsun? Çünkü kur yükseldiği için. Petroldeki sert aynı şey ikinci, evet. İkincisi de petrol. Madem hani halka etkisi olmayacak deniyor. Madem etkisi olmayacak, o zaman lütfen bana yansıtır mısınız? Benzin fiyatları, petrol fiyatları 120 dolardan şu an itibariyle dolar. Ben bakıyorum 60 dolar 83 sent şu anda. 40 dolarlara kadar düşmüştük. Ama şu anda 60 dolar 83 sent. O zaman lütfen bunu bana yarı yarıya indirir misiniz? Hayır, niye indiremiyorsunuz? Aksine zam yapıyorsunuz. Çünkü kur yükseldi. Demek ki ben bunun bedelini ödüyorum ve bundan sonra da daha da ödeyeceğim bedelini. Hiçbir şey olmasa sadece üretim maliyetleri açısından petrolün girdi fiyatının, yani petrolün, sadece benzinin fiyatının yükselmesinin bile enflasyon üzerinde etkisi var. Enflasyon da zaten doğal olarak sizin benim cebimden alınan bir vergi. Şimdi enflasyon demişken, Cumhurbaşkanı'nın enflasyonla faizler arasındaki ilişkinin doğası üzerine bir tezi var. Diyor ki yani faizler enflasyonu belirler, enflasyon faizi belirlemez. Ona göre pozisyon alın, gereğini yapın. Bir iktisatçı olarak ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani bu gerçekten genel geçer bir iktisadi model midir, yoksa Cumhurbaşkanı'nın temennisi midir? Valla öyle bir ekonomik model yok benim bildiğim kadarıyla. Öyle bir teori de yok. Ancak yeni bir teori varsa o konuyla ilgili, elbette bunun uluslararası camia tarafından onaylanmış, saygı gören uluslararası dergilerde yayınlanmış bir makale olması gerekiyor. Ki ben akademisyen yanımla konuşuyorum bunu söylerken, aynı zamanda pratik taraftan da baktığımız zaman öyle bir etki hiçbir zaman pratikte de tespit edemiyoruz. Şöyle bir durum tespit edebiliriz. Türkiye dolarize olmuş bir ekonomidir. Bugün Amerika Fed'in bastığı ekstra dolarların Amerikan ekonomisinde enflasyonu arttırmadığını görüyoruz. Ancak Türkiye gibi ekonomilerde arttırdığını görüyoruz. Bunun da en büyük nedeni o dolarların daha çok gelişmekte olan, büyüme beklentisi olan, gelişmekte olan ekonomilere girmesi nedeniyleydi. Dolayısıyla faizleri daha aşağı çektiğiniz zaman enflasyonu durdurma gibi bir teorem böyle bir ekonomide, aşırı dolarize olmuş bir ekonomide mümkün değil. Hani Amerikan ekonomisinde belki böyle bir şeyden söz edilebilir mi pratik alanda, ki onun bile ben herhangi bir şey yerde telaffuzunu duymadım şimdiye kadar.
ama hani daha tespit edilmiş, daha ortak kabul görmüş dolar ile faiz arasındaki bağlantıyı düzenlemek çok daha mantıklı bir şey gibi geldi. Peki Emin, sence Cumhurbaşkanı neden bunda ısrar ediyor? Yani gerçekten buna inanıyor mu, yoksa yani bu olan bitene zemin mi hazırlıyor, yoksa başka bir fikri mi var bununla ilgili? Niye bunda ısrar ediyorlar? Çünkü o da biliyordur muhtemelen bu ilişkinin böyle olmadığını. Yani şimdi şöyle bir şey var. Eğer buna gerçekten inanan biri varsa lütfen bunu matematiksel olarak formüle etsin. Çünkü ekonomi bilimi sonuçta ekonometri bilimine dayanır. Aşağıda bir matematik hesabı vardır. Bunu formüle eden, buradan herkese çağrı yapayım. Bunu formüle eden kişi Nobel Ekonomi Ödülünü alır. Faizi düşürüp enflasyonu düşüreceğimi lütfen birisi formüle eder mi ve bunu yayınlar mı uluslararası bir yerde? Hemen bunu ispatladığı anda Nobel Ekonomi Ödülünü alacaktır. Çünkü dünyanın büyük bir sorununu halledecek. Hemen faizi merkez bankaları indiriyor, hemen enflasyon otomatikman düşüyor. Şahane bir şey. Çünkü faizi kontrol edebiliriz. Hemen indiriveririz, hemen de enflasyon düşer, hiçbir sorunumuz kalmaz. Bunu yapan Nobel Ekonomi Ödülünü alacak. Bunu bir kere biliyorum. Öbürünü bilmiyorum. Yani şunu söyleyeyim. Bugün Merkez Bankası Başkanı değişse ve yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'na hükümet atayacak gene onu, üçlü kararnameye atanacak ve o da bağımsız olacak yasayı değiştirmediğimize göre. Başka biri gelse o da bundan başka bir şey yapamaz. O da şu anda başçı ne yapıyorsa onu yapmak zorunda. Çünkü kesinlikle, iktisat teorisi, iktisat bilimi bize bunu dayatıyor. Yani başka bir şey biz bilmiyoruz. Başka bir tür bir şey bilen varsa onu da dinlemek ve o teorinin alt kırılımlarını, yani bunun bilimsel yanını yazsın lütfen birisi. Anlatsın bir yerde ve biz de okuyalım. Ve buna da evet tamam, o zaman da tartışalım bunu. Ama böyle bir şey hani herhangi bir yerde buna ilişkin bir şey, şöyle bir şey var. Oradan zaten bu çıkıyor. Doygun piyasalarda, yani İngiltere gibi, Fransa gibi, Almanya gibi zaten enflasyon sorunu olmayan yerlerde siz eğer faizi yükseltirseniz tüketici faizini ya da kredi faizlerini yukarı çekerek büyümeyi yavaşlatıyorsunuz. O zaman enflasyon da maliyet. Ama Türkiye'de şirketlerin, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün konuşurken dedi ki, salondaki esnafa, tüccarlara dedi ki, sizin dedi yüksek faiz vatana ihanettir, Merkez Bankası Başkanı'nı kastederek, vatana ihanettir, sizin çünkü maliyetiniz yükseliyor dedi. Ama Türkiye'de şirketlerin maliyeti içinde faizin oranını biliyor musun? İstanbul Sanayi Odası'nın verisi bize diyor ki, Türkiye'deki şirketlerin tüm maliyetleri içinde faizin maliyeti %11. %11. Geri kalanı, yani %89'u başka yerlerden geliyor. O zaman 89'la uğraşmayıp %11'le uğraşıyoruz. Yani faiz sıfır olsa bile maliyetlerin %11 oranında düşmüş olacak. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de sorun orada değil. Yatırımlar tarafında da diyor ki yatırımlar olur hani düştüğünde. İyi de Türkiye'de şu anda kapasite kullanımı %73. Yani sen 100 buzdolabı üretecekken 73 tane üretiyorsun. Yeni yatırım yapar mısın? Hayır. Ne beklersin? Kardeşim ben daha 27 tane buzdolabı üretebilirim. Talep gelsin de onu üretelim. O zaman önce talebi canlandırmak gerekiyor ki ondan sonra yeni yatırımlar için. Ama onu da yapamazsın çünkü temel dünyada iklim değişti. Dünyada şu anda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın iklimini kışa döndürüyor dünya için. Bunu görmemiz ve buna göre deneysel ekonomi zamanı değil şu an. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok açıklayıcıydı. Ben bile anladım. Her şey devam ediyor.
Torba yasayla getirilen borç yapılandırması milyonlarca kişinin SGK'ya borçlu olduğunu ortaya çıkardı. Borcun kaynağı 2012 yılında zorunlu hale getirilen genel sağlık sigortası. İşten ayrılan, okulu biten hatta birkaç gün işsiz kalanlar bile devlete borçlu. Bütün bunların yanında çok sayıda hatalı işlem de var. Tabii ki hatayı tespit edip düzeltmek için peşine düşmek de vatandaşa düşüyor. Torbadan çıkan borcu konuşuyoruz. Konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Doktor Resul Kurt. Hoş geldiniz Resul Bey. Merhaba Mergin Bey. Şimdi pek çok kişinin bundan haberi olmayacaktı eğer biz sizi borcunuzu ödemeniz için size fırsat sunuyoruz demeseydi devlet, değil mi? Doğru. Nedir bu işin vehameti, boyutu? Şimdi eskiden Türkiye'de SSK'lı dediğimiz, eski ismiyle SSK'lı olarak çalışanlar, devlet memurları, bağkurlular bir sosyal güvenceye sahipti. Emeklilerin bir sosyal güvencesi vardı. Bunun dışında isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, işsizler ve herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayanların hiçbir sağlık güvencesi yoktu. Bir hastaneye gittiğiniz zaman hatırlarsınız, nüfus cüzdanlarımızı rehin bırakırdık. Hı hı. SSK hastanelerinde rehin muayene, tabii koridorlarda, hı hı, beyin cerrahi servisinden ben eski SGK, eski SSK baş müfettişiyim. Bizim hastanelerimizde koridorlarda, beyin cerrahi servislerinde hastalar yatardı. Yani rehin nereden hastalar, nereye? Tabii rehin hastalar yatardı. Dolayısıyla yeni 1 Ocak 2012'den itibaren tüm kesimleri kapsayacak şekilde çalışanlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışındaki herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar da zorunlu olarak sağlık güvencesi kapsamına alındı. Yani insanların herhangi bir sosyal güvenceleri yoksa zorunlu olarak gelirlerine göre bir prim ödeyecekler. Hı hı. Eğer gelirleri düşükse, asgari ücretin 1/3'ünden daha azsa, bu primleri devlet tarafından ödenecek. Eskiden hatırlarsınız yeşil kartlar vardı. Hı hı. Bu yeşil kartlar hep kaldırıldı. Bunun yerine primleri devlet tarafından ödenen bir grup getirildi. İkinci bir grup geliri asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret arasında olan bir kesim var. Bunlar da, ben size rakamları söyleyeyim isterseniz. Evet, ne ödüyor? Evet, mesela 48 lira prim ödeyecek. Bir aile düşünün. Ailenin geliri asgari ücretin 1/3 ile, yani 400 lirayla 1200 lira arasındaysa, kişi başına bir anne, bir baba, iki çocuk varsa 2000 lira gelir varsa ailenin, 500 liraya karşılık geliyor. Dolayısıyla ödeyecekleri para herhangi bir... Aile bazında mı bu 48 lira? Yani 48, tabii ki aile. Bütün aile mi? Tabii. O kapsama giren aile reisi, anne, baba, kimse ailenin kapsamında prim ödendiğinde herkes faydalanabiliyor. Ama faydalanmayan bir kesim var. Bunlar 25 yaşından büyük erkek çocukları, üniversiteye devam etmeyen 20 yaşından büyük erkek çocukları, yine lise eğitimini bitirip herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bir yerde çalışmayan öğrenciler, 18 yaşından sonra da faydalanamazlar. Şimdi bunlar prim mükellefi. Tabii. Arada normalde siz çalışırken, yani biz çalışırken bir yerde sigortalı olarak çalışırken bu primi de işveren ödüyor. Zaten işveren ödüyor ve bizim çalıştığımız ücretlerden kesilen primlerle işveren ödediği primler birleştirilerek bizler için, çalışanlar için, emekliler için herhangi bir prim ödeme zaten yok. Bu konuştuğumuz kesim hiçbir sosyal güvencesi olmayan, hiçbir çalışması olmayan, korunmaya muhtaç kesimler. Ama arada işsiz kaldığımız dönemlerde, tabii, iş değişikliği yapacağımız dönemlerde bu mükellefiyet bize düşüyor. Şöyle, eğer işsizlik sigortasından faydalanabiliyorsanız, yani işsiz kaldınız, işveren sizi işten çıkardı, 6 ay, 8 ay, 10 ay süreyle sizin prim gün sayınıza bağlı olarak Türkiye İş Kurumu üzerinden de sağlık hizmetlerini alabilme imkanınız var. İşsiz kaldınız, zamanında işsizlik sigortasına prim ödemiştiniz ve işsizlik sigortasından her ay size bir maaş ödeniyor, işsizlik ödeneği veriliyor ve işsizlik ödeneği aldığınız sürelerde de herhangi bir genel sağlık sigortası primi ödemeden yine faydalanabiliyorsunuz. Faydalanmadığınız zaman da olabilir. Yani işsiz kaldınız, işsizlik istifa ettiğiniz zaman, çünkü işsizlik ödeneği verilmiyor. İşveren sizi çıkardığında veya haklı bir nedeniniz varsa işsizlik ödeneğinden faydalanma hakkınız var. Siz işinizi beğenmediniz, istifa ettiniz. Eğer son bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemişliğiniz varsa 10 gün artı 90 gün olmak üzere 100 gün süreyle sağlık yardımlarından faydalanma hakkınız var. İşsiz kaldınız,
ve 90 gün priminiz var. Yine 100 gün sağlıktan faydalanabilme imkanı var. 100 gün içerisinde iş bulamadınız. Bu durumda gelir testine girmeniz gerekiyor ve gelir testinde sizin ailenizdeki kişi başına düşen gelir miktarı önemli olacak. Yani ailenin eğer 400 lirayla 1200 lira arasında gelir olanlar için, yani bu asgari ücretin 3'te tamam. 1 ile asgari ücret arasına karşılık geliyor. 48 lira. Peki eğer, bu gelir yükseldikçe ne kadar artıyor? Tabii, bunun bir arttığı tavan yer tabii, var tabii mı? Var. Bakın 4, en fazla kaç bin lira en düşüyor? En fazla 288 lira. Ayda. Yani bir ayda ailenin geliri 2403 liradan fazlaysa, ailede toplam kişi başına gelir, ailenin geliri değil, kişi başına gelir 2400 liradan fazlaysa eğer, toplam ailenin ödeyeceği prim aylık 288 lira. Eğer 1201 lirayla 2403 lira arasındaysa ailenin geliri, ödenecek rakam 144 lira. Şimdi bunu tespit etmek için ya baktınız bir gün kalktınız böyle bir şeyden haberdar oldunuz bu programı. Ya ben işte çalışmadım, işe başlamadım, mezun oldum, işsiz kaldım. Acaba benim borcum ne diye ya da var mı diye merak eden biri internete giriyor. Tabii internetten görebilir bunu. Ama orada rakamı öğrenemiyor çünkü bir gelir testi yaptırması gerekiyor. O da kaymakamlıkta yani şöyle, mı? Yani şöyle Mirgün Bey, eğer gelir testine girmezseniz diyor ki bunun hali vakti yerinde. En üstündür. 288 liradan size borç çıkarıyor. Yani gelir testine girmek sizin ödeyeceğiniz prim miktarını azaltıp arttırabilir. Dolayısıyla siz gelir testine hiç girmediyseniz bu durumda sizin borcunuz en yüksekten hesaplanıyor. İki herkes asgari ücret üzerinden. Herkes gelir testini? Eğer bir sosyal güvenceniz yoksa, çalışmıyorsanız, anneniz babanız üzerinden bakmakla yükümlü olan kimse değilseniz, anne babadan herhangi bir sağlık güvenceniz yoksa, herkes bu gelir testine girmek zorunda. Bu emekliyseniz tabii ki sosyal güvenceniz var. Emekliyseniz çocuğunuza bakmakla yükümlüyseniz tabii ki onlar da sizin üzerinizden sağlık yardım alabilir. Peki çalışıyorsunuz, verginizi ödüyorsunuz ya da bir yerde maaşla çalışıyorsunuz. Bu durumda yine gelir testi yaptırmanız gerekiyor. Hayır hayır gerekmiyor. Siz yani burada çalışıyorsunuz. Devletten bir sosyal yardım aldığınız durumlar için mi ya da bir sosyal güvenceden yararlandığınız durumlar için mi? Bu herhangi bir çalışması olmayan, hiçbir çalışması olmayan ve sağlık hizmetinden faydalanma imkanı tanınan kişiler için geçerli. Yani sizin bir sosyal güvenceniz varsa, örneğin bir iş yerinde çalışıyorsanız, örneğin devlet memuruysanız, örneğin Bağkur'lu esnafsanız veya emekliyseniz, sizin zaten hiçbir gelir testine girmenize gerek yok. Yani bir yıldır çalışmayan biri diyelim. Bir yıldır çalışmıyor. Ve geçmişteki gelir durumu da 2500 liranın üzerinde. Pat 3000 liraya yakın borç mu çıkıyor ona? Aynen öyle. Geçmiş şimdi bir şey var Mirgün Bey, çok önemli. 31 Mart tarihine kadar eğer gelir testine girilirse geriye dönük olarak borçların silinebilme imkanı doğacak. Birçok kişi sizin belirttiğiniz gibi geriye dönük borçlardan haberdar değil. Şimdi biz de bu yayında söylemiş olduk. 31 Mart tarihine kadar gelir testini yaptıran vatandaşlarımız, eğer gelir testindeki tutarlar asgari ücretin 3'te 1'inden daha az çıkarsa, ailenin kişi başına geliri 400 liranın altında çıkarsa, hiçbir prim ödemek zorunda kalmayacak. Tüm borçları silinecek. Ama eğer aile içerisindeki kişi başına geliri biraz önce verdiğimiz rakamların üzerinde çıkarsa, en azından geçmişe dönük olarak iki asgari ücret üzerinden, yani bugünkü tutarla 288 lira üzerinden hesaplanan rakamların 48 liralara inebilme imkanı veya hiç ödenememe imkanı söz konusu olacak. Borç yapılandırma. Bunun için de evet mutlaka herkesin gelir testine girmesini tavsiye ediyorum burada. Çok teşekkür ederiz Doktor Resul Kurt. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Her şey devam ediyor. Evet, teşekkür ederim. Sadece Hanım, polisle görüşmek istememenizin sebebini öğrenebilir miyim? Deniz konuşmuyor, normal. Maalesef Deniz yani konuşmaz. Ama konuşması gerekiyor. Bazı çekmeceler kilitli kalır.
Nedenler ve cevaplar orada gizlidir. Zenne filminin yönetmenlerinin yeni filmi Çekmeceler yarın gösterime giriyor. Film bir genç kadının çocukluktan kaynaklanan travmalarıyla şekillenen cinsel yaşamını anlatıyor. Başrollerde Ece Dizdar, Taner Birsel, Tilbe Saran ve Nilüfer Açıkıl'ın oynuyor. Yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben böyle özetledim ama doğru bir özet mi yaptım bilmiyorum filmin konusuyla ilgili olarak. Sadece şekillenen cinsel hayatı değil, hayatının bütünü aslında. Tabii yani cinsel hayat aslında hayatın bütün üzerinde büyük darbeler vuruyor ona. Ve en azından insanın ergenlik döneminde yani büyümeye başladığı dönemde çok çok önemli, kendisini şekillendiren bir şey. Bir taraftan şekillendirirken diğer taraftan da bizim gibi ülkelerde konuşulmayan, üstü örtülen, dolayısıyla Çekmeceler'de kilitlik alan bir şey. Yeni problemler doğuran, o altından kalkılamayacak yüklerin içinde ezilen, yok olan bir kadın. Bu temada biraz daha filmin hikayesine dair birkaç şey daha anlatır mısınız? Bir karakterler. Başrollerde Ece Dizdar Deniz karakterini oynuyor. Baba Taner Birsel tiyatro oyuncusu. Sinemada, seslendirmede, tiyatroda tanınmış, saygıdeğer, bilindik bir oyuncu. Anne de keza tiyatro oyuncusu, Tilbe Saran canlandırıyor. Bir de makyöz olan ve annenin evi terk etmesinden sonra eve gelen ve bildiğimiz üvey anne kavramına biraz ters düşen, çok iyimser, çok kollayan, koruyan Nilüfer Açıkalın var Ayşe rolünde. Ve hayatına giren arkadaşları var, sevgilileri var, uzun bir hayat var. 70'lerde başlıyor film. 2000'lerin sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla neredeyse biz Türkiye'nin de ve görsel olarak da yani 30 yılın değişimine tanık oluyoruz. Evet, yani gerçekten bir sanat yönetimine de büyük iş düşen bir film olmuş bu. Çünkü 30 yıllık bir görsel dönüşümü, değişimi de anlatıyorsunuz. Evet, çocukluğumuzu hatırlamak zorunda kaldık. Evet, evet. Pek çok motifle karşılaşıyoruz orada. Yani televizyondan tut kıyafetlere kadar her şey karşımıza çıkıyor. Şimdi Ece Dizdar'ın oynadığı rol çok zor bir rol ve çok da başarıyla altından kalkmış bunun. Dün filmin galası vardı ve herkes, izleyen herkes, katılan herkes bu fikirde birleşmişti. Magazincilerin çok sevdiği sahneler var filmde. Yani hani doğrudur. Arada film perdesinden çekip işte dolaşıma sokulmak istenince kareler var, biraz çıplaklık var. Ece biraz tedirgin oldum bunu çekerken, nasıl yaşadı, siz nasıl yönettiniz Ece'yi ve oyununu? Ece başından bu yana çok kararlıydı ve zaten böyle bir toplumsal mesajı olan bir filmde yer almak istiyordu. Ve her türlü reaksiyona da şeydi, hazırdı aslında. Ece iki yılın üzerinde bu projede çalıştı. Çok iyi bir metot oyuncusu, ödüllü bir tiyatro oyuncusu. Kendini buna adadı, kilo verdi. Psikolojik olarak o sahnelerin, özellikle hastane kısmını oluşturan dönemin içine girdi. Daha sonrasında da biz filmi iki aşamada çektik aslında. Bir Aralık ayında çektik hastane sahnelerini. Ece neredeyse 40 kilo düşmüştü. Yazında yaklaşık 6 küsur hafta filmin geçmiş dönemlerini çektik. Yani 70'ler, 80'ler, 90'ları. Her türlü ruh halini oynayabildi Ece. Onun için onu kutlamak lazım. Ve aslında bayağı zor bir işi 2 sene boyunca taşımış oldu üzerinde, değil mi? Bu evet. Da yani hem sizin hem oyuncular için bu süreklilik ve uzun süre yıpratıcı bir şey. Yani hem çok avantajlı oyuncular için, sürekli o karakterle zaman geçiriyorlar. Ama bir taraftan her yeni versiyon, senaryo yazıldığında mutlaka okuyorlar, düşünüyorlar, eklenenler, çıkarılanlar oluyor. Çok sevdikleri bir sahneyi kaybedebiliyorlar filmin. Her ay yeni bir versiyonla karşı karşıya. Evet, ama tabii içlerinde büyürken acıları da aynı şekilde büyüyor. Keza Nilüfer için de, Ayşe karakterini olan Nilüfer için de çok yıpratıcı bir süreç olduğunu biliyorum. Bir de tabii hepimiz insanız ve o senaryoların içinde gizlenen, çekmelerin içinde gizlenen kendi travmalarımızla da yüzleşiyoruz o süre boyunca. Zannediyorum Ece bunların içinde en çok etkilenendi. Biz onu çekim boyunca rahat alanlar ayırdık ona, sessiz, tek başına kalabileceği. Sadece oyuncular değil, örneğin set, ışık işçileri de yani bir ekipleri de çok etkilenmişti. Aralarından bazıları normal filmlerde ezbere bilmezler mesela senaryoyu. Birçoğu ezbere biliyordu sahneyi. Niçin bu kadar ilgileniyorsunuz diye sorduğumuzda, bizim de kız çocuğumuz var, bizi de etkiliyor bu film diyorlardı. İlginçti yani.
Keşke Ece de olsaydı ama dün akşam artık zirveye çıkan bu gerginlik sonucunda rahatsızlandığı için aramızda olamadı. Dün akşamki galadan sonra filmi izleyenler filmle ilgili ne düşündüler? Bunlarla ilgili kısa röportajlar var. Buna bakalım. Sonra devam edeceğiz. Bu filmde öyle bir duygusal bombardıman, o kadar etkileyici sahneler arka arkaya geliyor ki yani zaten koltuğunuzda oturamıyorsunuz filmi izlerken. Çok güçlü bir film. Bir de çok cesur bir film. İnanılmaz cesur bir film. Hem oyunculuk anlamında hem yönetmenlerin böyle bir konuyu bu kadar cesur bir şekilde işlemesi açısından son yıllarda benim gördüğüm en cesur sırf Türk filmi değil yani uluslararası film bence. Son yıllarda izlediğim en çılgın bir gerçeklikti yani. Çok güzeldi. Bu kadar özellikle kadınların, ailelerin tamamen kendi içlerinde kapalı bir kutu olarak konuştukları mühim ve temel bir meselenin sinema diliyle ebeveynlere ve çocuklara ve genç kadınlara anlatılacak olması mucizevi bir yöntemdir. Film gerçekten çok etkileyici bir film. Biraz beni korkuttu açıkçası. İşte anne baba olmanın sorumlulukları ve bir çocuğu yetiştirirken nelere dikkat etmen gerekiyor, bilmediğimiz bilgiler. Darmadağın. Gerçekten filmi çok zor bitirdim. Yani bayağı yani duygulandım. İnsan hayatında baskıların kişiyi nerelere götürdüğünün bir örneği. O yüzden hiçbir şeyin saklı kalmaması gerektiği. Yani varsa hayatımızda gerçekten gizlediğimiz çekmeceler, o çekmeceleri açmaktan korkmayalım. Cesur olalım, cesaretli olalım. Kendimizi baskı altında hissetmeyelim. Şimdi filmin sanat yönetiminden bahsettik. Şöyle bir risk var bu filmde. İşte gece hayatı, 80'lerin, 90'ların gece kulüpleri, eğlence biçimi, uyuşturucu, seks gibi şeyler de var. Bu kolaylıkla kayıp gençlik havasında bir filmografi, yani bir görüntüye de, filmografiye de kayabilirdi. Kaymaya da bilirdi. Kaymamış nitekim. Oradaki kritik eşik neydi sizce o sahneleri çekerken, o dili kurarken? Bunları gösterirken aslında ev içinde de çok ciddi problemler var. Benim hep ilgilendiğim, beni en çok geren sahneler ev içinde yaşanan şiddetler. Sessizce örtbas edilen ya da makarna pişirilirken çok normal bir şeymiş gibi sinemada izleyenler, seyredecekler bozmayalım o havayı ama garip şeyler oluyor. Bence diskolarda, gece kulüplerinde, tiyatro arka kulislerinde olanlar kadar veya onlardan daha fazla garip şeyler evlerin içinde de oluyor. Ben hep evlerin içinden dünyaya bakmayı çok seviyorum. Kimseyi evlerin içleri ve aile inançları konusunda etkilemeye çalışmıyorum ama alternatif bakmakta yarar var. Şimdi bir önceki filminiz de aslında bu alternatif bakışın bir ürünüydü. Orada da bir eşcinsellik hikayesi vardı. Yine cinsellik den kaynaklanan bir konu. Bu defa yine bir cinsellikle örülmüş bir konu çıkıyor karşımıza. Bu böyle devam edecek mi? Yani hani bu çünkü aslında hayatın çok önemli bir motivasyonu. Bu Türkiye bununla ilgili çok konu veren, travmalar yaşayan ve yaşatan bir toplum. Ailelerden işte işe, sokağa kadar her yerde bu sıkıntılarla yaşıyoruz. Bu malzemeyi değerlendirmeye devam edecek misiniz? Ben cinsellikle tanımladığımızı düşünmüyorum. Çünkü biz insanların ne ve kim olduklarından dolayı yadırgandığı, ayıplandığı, çoğu zaman ceza verildiği, belki dövüldüğü, şiddete maruz kaldığı bir insan tiplerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu cinsellik bence biraz hafif kalıyor bunun yanında. Evet. Yani cinsel kimlik aslında. Kimlik, yani. Evet, insanların kim olduğu ve ne oldukları. Bir gün biz daha önce yaptığımız belgesellerde de kimlik meseleleri üzerine gittik. Aslında Zenne'de de, çekmecelerde de, uzun metraj filmlerde de karakterlerimizin, ana karakterlerin hatta yan karakterlerin ne ve kim olduklarına dair bekledikleri kabullenme güdüsüyle senaryolar oluştu. Aslında hepsinde kimlik meselesi var. Ahmet Zenne'de ne olduğu için, kim olduğu için evet, babasından özür diliyordu ve mahkum oluyordu. İnsanlar hızla etiketlendirilip bunun sonucunda da hayatlarında ciddi cezalar alıyorlar. Mesela aslında bunun üzerine. Kadın olsun, erkek olsun, ne olursa, LGBT olsun.
Filmde iki eşcinsel karakter var. Deniz'in yakın arkadaşları. Şimdi bunlara baktığınız zaman başka yapıtlarda da popüler ürünlerde de karşımıza çıkan tiplemeyle canlandırılmışlar. Bir efemine, biraz sanki eşcinsellik karikatürü gibi. Ya bu belki genel geçer izleyiciye, heteroseksüeller nezdinde çok şaşırtıcı değil. Çünkü bu prototip karşı çıkıyor karşımıza ama eşcinseller buna tepki gösterebilir diye düşündüm ben filmi izlerken. Niye onları başka türlü olabilecekken evet. Öyle kullanmışlar? İlginç bir tespit. Bence insanlar onları klişe oldukları için değil... Onlara güldürüldüğü evet. için... Yani o klişe örneklerde LGBT hep gülünür ya, güldürülür o evet. Örneklere. Yani biz onun biz başka bir şey denemeye çalıştık. Evet, giyinişleriyle, el kol hareketleriyle, bakışlarıyla, belki frapan halleriyle biz onlara güleriz. Halbuki burada bizim karakterlerimizden bir tanesi, iki tanesinden bir tanesini özellikle efemine davranan bir karakter olarak yaratmamıza rağmen, ki bunun adı Tilki bu karakterin, biz ona değil, onun söylediği sözlere gülüyoruz. Onun hazır cevaplılığına, nüktedandığına. Aslında bize heteroseksüel dünya şöyle bakıyor. Diyor ki, siz aslında hiç heteroseksüel gibi gözükmüyorsunuz. Televizyonda gösterildiği gibi değilsiniz. Bak ben sizin gibi eşcinselleri çok seviyorum. Yani içime sokasım geliyor. Hayır, bizi bir bütün olarak algılayın. Eşcinsel tanımının içinde lezbiyen, gay, trans bireylerin hepsini olduğu gibi kabul edin, olduğu gibi sindirin. O öyle giyindiği için, diğeri öbür konuştuğu için. Ayrıca efemine olduğu için kabul etmemek veya reddetmek özellikle kadın izleyicilerin çok fazlasıyla karşı durması gereken bir evet, şey olduğunu oldukça düşünüyorum. Oldukça kadın düşmanı bir tutum olduğunu düşünüyorum. Yani bir gay efemine göründüğü için veya gösterildiği için... beğenilmiyorsa bu cidden kadına yapılmış bir hakarettir. Evet. O da erkeklik dünyasını ve evet. olgusunu beslemeye çalışan bir şey aslında. Varsın o da efemine davransın. Biz onları kabul edelim, onları sevelim. Film artı 18 olarak sınıflandırıldı. Bu sizi şaşırttı mı ya da çok üzdü mü? Sanırım bugünün Türkiye'sinde bizi çok şaşırtmadı. Aslında 18 yaşa kadar olan gençler, belki de 16 yaşa kadar olan gençlerin bu filmi algılaması ve doğru bir şekilde sindirmesi biraz kolay değil. Çünkü film psikolojik açıdan ilginç bir vakayı anlatıyor. Hı hı. Onların belki o yaşlarda bunu iyi algılamaları mümkün değil. Ama bu bir yasak yerine bir tavsiye olsaydı, örneğin 17-16 yaşındaki bir genç ailesiyle birlikte sinemaya gittiğinde, onlarla birlikte sinemaya girebiliyor olsaydı tavsiye niteliğinde, bence uygun olabilirdi. Ama yasak olması Türkiye'de her şey gibi bence aslında ya cazip kaldı. Evet, cazip. Ya bir de yani biz sinemadan men ediyoruz bu gençleri ama onların DVD'ye ulaşması, en kötüsü de korsan DVD'ye ulaşmasını zaten engelleyemiyoruz. Dolayısıyla sinemaya gidemediği için 13 yaşındaki bir kişiyi bu filmi seyretmekten men edemeyiz. Yani her mahallede korsan DVD satan bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Yani kanunsuz bir şekilde satılan zaten. Evet yani. Tabii. Sadece yani, sinema salonunda seyretmekten iyi koşullarda izleyememiş. Yani eğer sadece. Devlet bu yasağı koyuyorsa bence mahallelerdeki korsan DVD'cileri de kapatabilmeli. Evet. Özellikle evet. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın, Metin Erksan'ların, Yılmaz Güney'in çıktığı bir ülkeye gerçekten korsan artık yakışmıyor. Bence bizim asıl problemimiz o. Film yarın gösterime giriyor. Yüzü aşkın salonda. Dolayısıyla merak eden, görmek isteyen herkes yakınında bir yerde filmi evet. izleme şansına kavuşacak. Evet. Umarız çok işi izler. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz anlattığınız için. Çok sağ olun. Bir reklam arası sonra size sözler hazırladık. Haftanın son her şey iyiydi. Pazartesi yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.